Selamünaleyküm arkadaşlar, Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, profil demirleri artık temizlik işine geçtik. Nasip olursa bugün demir aslarını ve üzerine demir boyasını vuracağız. İlkenin şu an temizliğini falan yapıyoruz. Bu süper makinesinin ucuna takılan o temizleme dairesi mi diyorlar, ne diyorlar artık işte ona. Temizliklerini falan yapacağız, aslarını yapacağız. Sonra boyasını yapacağız. Sonra artık küçük bir demo kurulumu ile muhtemelen bu videoyu artık başından sonuna kadar komple kurulumuna kadar inşallah hepsini tek bir video içerisine sığdırmaya çalışacağım. Diğer hasıl için yapmış olduğumuz ayaklar da burada arkadaşlar. Bütün demirleri yani şu şekilde aralarına geçecek şekilde bütün demirleri monte edildi. İki demir aralığı yani şuradaki bir raf aralığı 15 santim, iki raf aralığı da yani iki tane demir profil demir aralığı da yaklaşık olarak 50 veya 60 santim, yanlış hatırlamıyorsam 60 olması lazım. Yerden yüksekliği de 30 santim. Şu şekilde 3 raf olacak. Toplam 6 tane profil demiri şu şekilde şu deliklerden geçecek. Şu anda ustamız zaten onların temizliğini yapıyor. Bunlar da benim içerideki malzemelerimi ayağa kaldırmak için yapmış olduğum raflar. Bunları da yine temizleyeceğiz, boyayacağız. Üzerine de MDF'leri koyacağız. O şekilde ayarlamayı düşünüyoruz. Temizliği bitirdikten sonra boyama işlemine devam edeceğim. En sonunda artık kurulum veya yerine koyma veya demo artık neyse hepsini tek bir videoya sığdırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, boya öncesi demirlerimize komple astar boyası vuruyoruz. Aslında astar boyası değil mi geçiyor? Astar da geçiyor işte. Şimdi normalde bu demirler komple su göreceği için arkadaşlar bunların hepsine astar vuruyoruz. Aslında benim ustama göre de şöyle bir şey var. Su görsün görmesin diyor. Demir malzemesi boyanacaksa diyor mutlaka astar vurulması gerekiyor diyor. Zamanla artık bu astar demiri emiyormuş mu, öyle bir şey oluyormuş galiba. Şimdi tam teknik detayını anlattı bana da. Hepsini hatırlamam biraz imkansız. Yani bu astar aslında yapılan demirlerin hepsinde arkadaşlar gerekiyormuş. Bunlar bizim boydan boya olan demirlerimiz. Ustam da aynı zamanda şu anda şeyleri yapıyor bana. Temizliklerini falan yapıyor arkadaşlar. Onlar da ben bunları boyarken o da onları yapıyor. Bakalım inşallah bugün yetiştirebilirsek boyasını da falan. Zaten bunlar hemen kuruyormuş galiba. 2-3 saat içinde kuruyormuş. Boyasını da yetiştirmeye çalışacağız bakalım. Bittiği zaman da zaten parça parça elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, videonun başı güneşli, ortası yağmurlu. Belki sonra tekrar güneşli olacak, bilmiyorum. Belki de sonunda kar yağacak, onu da bilmiyorum. Şimdi ben bu videoları bazen aynı gün çekemiyorum. Yani sonrasında toparlayıp tekrardan birleştirebiliyorum arkadaşlar. Yani bir günlük video değil de bir video, üç günde, bazen bir haftada bile çıkabiliyor. Arkadaşlar neyi göstermek istedim biliyor musunuz? Atmacayla gerçekten başım belada. Az önce tavuğumu atmacanın elinden aldım. Burada. Bakın ben fark ediyorum, buraya koşuyorum, geliyorum diyene kadar tavuğu burada ne yapmış? Yani tüylerini bayağı bir şey yapmış. Ben hatta şuradan koşmaya geldim. Daha doğrusu şuradan katam kazlarının oradanları koşarak gelirken yani yatırmış tavuğu yere. Tavuk o anda bir çırpındı. Kendinden tekrar bir kaçmaya çalıştı. Atmaca bir hamle daha yaptı. Tekrar tavuğu yere yatırdı. Orada benim bağırmamla koşmamla kaçtı. Yani belki de burada bir yerde saklanıyor. Şuradaki kapıyı kapattım artık. Dedim tavuklar da artık kazlar da bu tarafa geçemesin diye. Çünkü tam da aslında güvenlik kamerasında şurası tam kör nokta. Tam da kör noktanın olduğu yer. Tavuk da oraya gitmiş. Atmaca da orada saldırmış. Yani bu kaçıncı saldırı bilmiyorum ama bayağı bir atmaca saldırısı var arkadaşlar. Bırakmıyorlar yani bir şekilde. Zaten 9 tane tavuğum var arkadaşlar. Şuradaki deliği falan da kapattım orada. Evet arkadaşlar. Biraz araya girdik ama bununla ilgili hemen şu profil demirlerinin boyaları bitmek üzere oraya geçelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz videonun başı güneşliydi. Şimdi yağmurlu, hep şuralar falan hep su oldu. Gece hiç durmaksızın yağmur yağdı. Yani bu video aslında kaç günde toparlanacak ben de bilmiyorum ama dediğim gibi bazen bir video bir hafta da sürebiliyor. Bazen video bir gün, iki gün, üç gün de sürebiliyor. Astarları tamamıyla bitti arkadaşlar. Şu anda artık boyanın da son aşamasındalar. Siyah renge boyuyoruz. Siyah matmış aldığımız renk. Şu anda hepsi boyandı. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalmış. Geri kalan hepsi bitmiş. Şurada da hasıl tezgahlarımız. Zaten hasılların tezgahları kalmış bir tek. Aynen. 3 tane şurada
ve çıkıntısız olandan var. Toplam 7 tane kalmış arkadaşlar. Geri kalan hepsi bitti. Astarları bitti, kurudu. Sonra boyasını attık. Çünkü astarları attıktan sonra iki kat astar vurduk. Ondan sonra kurumasını bekledik. Bu arada şuradaki profil demirler de hazır. Onların 4 tanesi artıyor arkadaşlar. 4 tanesiyle 2 tane olmak kaydıyla bilgisayar için raf yapmayı düşünüyoruz. Toplam 6-6-12 metre 2 kat şeklinde. Her bir bilgisayara 25 santim hesapladım. Tam tamına 4 profil demirlerine yani ne olmuş oluyor? Ortalama 48-50 tane falan bilgisayar sığıyor. O da 25 santim boşlukla. Ki kenarlarında bitişik yapsam da oluyor. Çünkü benim bilgisayarlarımın hepsi önden hava almalı. Yandan hava alan yok gibi bir şey. Evet. Bunlar da boyaması, astarı vesairesi her şeysi bitti. Çok şükür. Artık bundan sonra kuruluma geçeriz arkadaşlar. Şu tavuğu da göstereyim. Hangisiydi o? Hangisiydi o? Saldırıyor lan. Göremiyorum ki orada tüylerini. Tüylerin rengi galiba şuna benziyor. Galiba şu tavuğa benziyor. Saldırı yiyen galiba o. Ama son dakika kurtuldu yani. Yoksa gittiydi yani. Son dakika duymasaydım sesini. Koşmasaydım gittiydi. Çünkü atmaca yakalamış yani. Benim gördüğümde yakalamıştı. Şimdi hayvanlarımızın yerlerini de güzel bir temizledik. Bu arada şu yalama taşlarını adı üstünde aslında yalama taşı ama bu hayvanları bunu yalamıyorlar. Bunu bildiğin ısırıyorlar yani. Paramparça yapıyorlar. Sonra o parçalar da böyle altlara gidiyor. Yani ona da yazı gidiyorlar. Şöyle içerisini tertemiz yaptık. Şimdi buraya da talaş koydum ben. Çünkü zemin inanılmaz derecede kayıyor. Yani öyle bir kayıyor ki hayvan yere düşecek derecede. Çünkü temizlik yaparken mesela hayvan içeri bir anda girmiş bulundu. Düştü yani. Yani düştü derken ayaklarının üzerinde çok ciddi bir şey yok. Çok şükür de. Şimdi temizliğini yaptık. Talaşını falan koyduk. Otlarını da verdim. Şimdi hadi bismillah. Gelsinler bakayım. Direkt zaten ota. Ondan sonra yatış. Gel. 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 Benden mi korkuyorlar? Ne yapıyorlar? Gel. 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 Ot burada. Gel. 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 Hadi hadi. Akşam oldu. Hadi. Hadi. Gel. Talaşı ilk defa görüyorlar. Bu arada yazın aslında şey sıkıntısı yoktu. Burayı kapı açık bıraktığım için akşama kadar içerideki gübre kuruyordu. Dolayısıyla hiçbir problem sıkıntı olmuyordu. Ama kışın maalesef öyle olmuyor. Çıkardığım gübre de şurada. Şöyle. Neyse tarlalarda falan kullanırız inşallah. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Evet. Talaşı ilk defa görüyorlar şimdi. Belki ondan mı garipsediler yerleri talaştı görünce. Muhtemelen ondan oldu tahmin ediyorum. Evet dostlar. Şeyleri çektik. Profil demirlerini içeriye dizmesini bitirdik çok şükür. Onlar da şimdi hava karanlık olduğu için orada ışık çok bayağı bir yetersiz. Onları da göstermeye çalışacağım. Artık yarın veya yarından sonra duruma göre onları da göstermeye çalışacağım. Ya şu kapının şuradaki şunu bu hayvan nasıl açıyor bilmiyorum ama bunu açıyor. Vallahi yani inanası gelmiyor insanın ama gerçekten açıyor. Artık şuraya da bir kamera koydum. Nerede gözüküyor mu? Evet şurada. Buraya da bir kamera koydum ki hayvanların buradan izleyeyim diye. Çünkü birkaç kez buradan binanın içine gir ta başına kadar o bilgisayarların olduğu yere kadar geldiler yani. Kapımın oraya kadar geldiler. Şurada kullanmadığım bir çuval kepek çuvalı var. Buna hiç dokunmamışlar nedense. Görmediler herhalde. Evet, yarın veya işte bir sonraki gün arkadaşlar, kısmet olursa hava aydınlık olduğu zaman içerideki profil demirlerini de elimden geldiğince göstermeye çalışacağım ve tezgahları da inşallah bu videoya yetiştirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, ne diyordu şarkıda? Bir gece ansızın gelebilirim. Şimdi kazlarımın mısırlarını verdim birazdan tepeleme üst üste çıkmasınlar diye ve geldi. Ve nihayet çok şükür kar yağdı arkadaşlar. Buralarda düştü. Bakalım hayvanlarımın ilk tepkisi ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü tavuklar ve kazlar ilk defa kar görecekler. Şöyle göstermeye çalışayım. Vallahi inekler büyük olanı bilmiyorum da daha önce kar gördü mü görmedim onu ben de bilmiyorum. Şöyle göster. Bakalım. Çiviyi de. Ya bu kamerayı yerde tutunca da böyle oluyor işte. Aparat takmayınca. Karı görünce direkt kendimizi dışarı attık. Bakalım. İlk kar tepkileri ne olacak? Şu an bakıyorlar öyle.
İlk defa kar gördüler. Bakalım kazlar ne yapacak? Hadi bismillah. Bismillah. Olmadı. Aparat takmazsam böyle olur. Biz de heyecan yaptık. Dur. Haydi. Nihayet. Evet, ilk defa karla tanışıyorlar. Neredeyse gözükmeyecekler ya. Çünkü zeminde eğer şu toprak gözükmese, tamamen kar yağsa, ki yılda en kötü ihtimalle her sene olduğu gibi burada 2 metre yağacaktır diye düşünüyorum ben yine. Çünkü her sene en az 2 metre, 2,5 metre kar yağıyor arkadaşlar buraya. Gel, 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 gel. 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 Gel, 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 gel. Gel buraya, 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 buraya. Hadi yem orada. Hadi yeme. Ondan sonra kar eğlencesi başlasın. Oba. Yavaş, 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 yavaş. İleri, ileri git, ileri git, ileri git. İleri, 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 ileri. Kışın bu alanda bakacağız işte arkadaşlar. Güzel. Fontes. Evet arkadaşlar. Şimdi inekler de bir çıkarayım bakalım. Bunların tepkisi ne olacak? Onu da merak ediyorum. Hemen ona geçelim. Gerçi belki büyük inek görmüş olabilir ya. Kar yağışını falan daha önce görmüş olabilir. Çünkü bana geldiğinde galiba 6 aylık falan da. Evet. Buralar tam tutmamış ama hatta şu anda yine yağmurla karışık yağmaya başladı. Evet ben geçeyim hayvanların olduğu yere. Bir de onları çıkarayım bakalım ne olacak. Hadi bismillah. Bakalım bunların tepkisi ne olacak. Ne oldu kızım? Gel. Gel. Normalde şimdi sabah çıkardığım zaman direkt buzdolabının içine ot koyuyorum. Fillerdeki buzdolabına. Normalde artık onu bildikleri için koşa koşa çıkıyorlar. Kapıyı açtığım gibi direkt çıkmaları gerekiyordu. Şu anda fark ettiyseniz çıkacak gibi oldu. Bak 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 şu dalını bir gün diğerlerine batıracak da çok korkuyorum ya. Gel gel. Hadi dışarı çıkın ki içeride ot vereyim. Hadi gel. Gel. Şu an şaşkınlıkla bakıyorlar. Dışarı çıkmalar lazım. Otu yağışta olduğu için içeride vereceğim. Ama dışarı çıkmalar lazım çünkü içerideyken bana asla izin vermiyorlar. Onlar varken benim içeride onlara ot vermem imkansız. Hadi, hadi. Çık, 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 çık. Şu an inceliyorlar. Diyorlar bu ne? Hadi, sen de çık. Hadi, sen de çık. Bak, 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 bak. Çıkamadı. Gel, gel, gel. 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 Hadi gel. Gel. Bak bak. Kaç kere adımını attı geri attı. Adım attı geri attı. Hala inceli. Diyor bu ne? Bizim otumuza ne yaptınız? Ne oldu diyor. Hadi. Baba bak, kenardan yürüyor baba. Karada basma ya. Kokla kızım kokla. Kokla oğlum. Heh. Ha, dişi olanmış o. Evet arkadaşlar buradan profillerdeki son durumu da göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar tezgahımızda son geldiğimiz nokta bu. Yalnız burada biz bir şey düşünmedik. Şunları yerlerine takarken çünkü şu iç kısımlarını sprey makinesiyle temizlik olmuyordu. Dolayısıyla bunları yerlerine takarken boyaları sıyırma yaptı. Bunları tekrardan yerine takıp sabitledikten sonra
Tekrardan astar vurduk. Tekrardan bu vurduğumuz astar yerlerinin üzerine tekrardan da boya vuracağız. Çünkü takması bayağı bir zordu. O an iki kişiydik. Aslında üç kişi olabilseydik biraz daha az hasarla bu işi bitirebilirdik ama o an iki kişiydik. Yapacak bir şey yoktu. Bir şekilde alıp bunu böyle sabitledik. 6 metre uzunluğunda toplam 3 tane kat. Şuradan aşağısı 30 santim. Her bir raf aralığı boşluğu yaklaşık olarak 60 santim. Her rafında meyili de 15 santim arkadaşlar. Şuradan 15 santim olarak şeklinde ayarlama yaptık. Artık tepsileri araştırıyorum. Eğer bu videoyu izleyip de bu villa tipi saksı altlıkları var. 39'a 93 ebatlarında internette baktım ama bu saksı altlarını bir yerde bulamadım. Metal rafları falan da araştırdım. Onlar biraz daha pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Yani her bir kat, daha doğrusu her bir oda ortalama desek ki hadi iki tane alsın, boşluk kalsın, öyle hesaplayalım. İki tane alsa bile 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yani ortalama 40 tane falan lazım. 38-40 tane falan lazım oluyor. O yüzden o plastik ki 40'ı da geçecektir bu. Bazıları yani 3 tane sığacaktır diye düşünüyorum ben. Yani 50, 55, 60 tane falan olduğu zaman. Eğer bilen varsa, ben İstoç'ta olduğunu duydum. Eğer bana bir yardımcı olabilecek arkadaş varsa vallahi çok mutlu olurum, çok sevinirim. O villa tipi dikdörtgen saksı altlığını arıyorum. İnternetteki baktığım ölçü 39'a 93. Yani 40'a 90 diyelim biz ona. O ebatlarda. Bunları da buraya koyduğum zaman bütün mesele burada artık bitmiş olacak arkadaşlar, kısmet olursa. Diğer raflarda zaten boyaları falan bitti. Sadece MDF'leri gelecek. Şuradaki görmüş olduğunuz yerlerdeki bütün malzemeyi ayağa kaldıracağız arkadaşlar. Zaten amacımız da buydu. Şöyle raflarımızda. Onlarda zaten öyle bir mevzu yok. Direkt 3 taneyi koyup üzerine MDF'yi koyup vidalayacağız arkadaşlar. Bunlar da boyaları komple bitti çok şükür. Hatta şu 4 tane boydan profil de bize arttı. Bunları hiç kesmedik ama boyalarını falan da yaptık. Ustam bana dedi ki ya ben sana dışarıdaki demirlerden de ayak yaparım bunları dedi. Şu bilgisayarları sana da ayağa kaldırırım dedi. Bu bilgisayarları da en azından iki raf şeklinde, yani iki katlı. Aslında iki katlı benim işime gelmiyor çünkü arkada kabloları çok karışık. Birbirine dolanır diye, ama dedim olur dedim. Yani bir deneriz, yani denemekten bir zarar çıkmaz. Zaten altlarında her halükarda tahta var. En kötü senaryo tekrardan tahtasının üzerine geri koyarım diye düşünüyorum. Bu dört tane profil demirinde, artan profil demirinde ilerleyen zamanlarda bunlara kullanmaya çalışacağız. Yani bunları biraz daha havaya kaldıracağız ve artık şuradaki bu sıra iptal olacak. Hepsini tek bir sırada iki katlı şeklinde yapacağız. Planımız o şekilde. Evet dostlar, videoya yanlış hatırlamıyorsam güneşli bir havada başladık. Sonra yağmurlu bir havada devam ettik. Sonra manzara aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok şükür kar yağdı. Tabii bu da yani buraya dediğim gibi önceki yıllara nazaran söylüyorum. Yani en kötü şartlarda 2-2,5 metre buraya kar yağıyor. Kar ya tabii 2-2,5 metre kar yağdığı zaman otomatikman burada hayat duruyor. Bak kazlarım var ya, yani istesen şöyle bir göl yapamazsınız. Daha doğrusu internette araştırdığım kadarıyla bunların çiftleşme döneminde suyun derin olmaması gerekiyormuş. Bizim havuz normalde ilk yaptığımızda 6 metre derinliği vardı. Tabii dola dola 4-4,5 metreye kadar düşmüş. Yani aslında bu kazlar için çok derinlik, fazla bir derinlik. Şuradan da benim aslında bir suyu çıkıyor kendiliğinden az miktarda. O su da zaten buraya dolduruyor. Neden? Şuradaki büzün ağzı tıkalı. Yıllar sonra artık içi komple kum dolmuş. Şuranın altından bir başlıyor. Ta oradaki göle kadar komple normalde büz var arkadaşlar. Ama büz dolu olduğu için su rahat gidemiyor. O su da burada birikiyor. Yani ne diyeyim? Takdir ilahi diyeyim yani. Kazlara geldi. Tam istedikleri şekilde bir şey olmuş oldu. Göl olmuş oldu. Ayakları yere basan sığ, yani derin olmayan sığ bir göl olmuş oldu. Evet, merotumuz da beyaza büründü. Artık sonraki yıl bakacağız çıkışına. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Ya siz üşümüyor musunuz ya? Kar yağmış, buz gibi hava, bunlar yıkanıyorlar ya. Buz gibi suda. Bak göle de gitmiyorlar artık. Burası dolmaya başladığından beri göle de fazla vuramıyorlar. Evet, merotumuzun da son durumu bu. Bembeyaz oldu. Yeşildi, bembeyaz oldu arkadaşlar. Sonraki yıl inşallah yine elimden gelen. Çünkü sürekli bu merotunu takip edenler var. Galiba ekmek isteyenler falan var.
Ben elimden geldiğince her videoda bu maratonu göstermeye çalışıyordum. Çünkü ben de çok araştırdım mesela, hani keşke maraton 10. günde nasıl, 20. günde nasıl, 30. günde nasıl gibi. Ben de isterdim. Mesela ben araştırdım o şekilde. Çok sağlam bir şey bulamadım. Bu arada bu toprak kurumadığı için bunlara ben çıta koyamamıştım. Çamaşırlarına. Bu çamaşırları boyunlarını bükmüş. Yani toprak kurusundan sonra koyarım demiştim ama İnşallah bir şey olmaz bunlara ya. Valla olursa üzülürüm yani. O kadar getirdik, uğraştık falan. Yazık, günah, tüplü. Şöyle son kez bir göstereyim arkadaşlar. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videoda izlemek istiyorsanız YouTube Yazılımcı Köylü kanalımı takipte olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.